Ben şu işi bir öğreneyim ya. Merhaba canım. Merhaba. Ne var ne yok? İşte bildiğiniz gibi siz. Vallahi şu son olaylar falan biraz üzüldüm doğrusu. Evet. Yani aslında ben de bayağı garip hissettim. Üzücü konular ama ne yapacaksınız işte hayat. Tabii tabii oluyor böyle şeyler, son bir olay. Muhakkak. Yani belli bir alışkanlık var. Birlikte kurulmuş hayaller var belki. Olmaz mı? Olmaz mı? Ama ne olursa olsun esas olan burada dostluğu, nezaketi, medeniyeti korumak. Değil mi? Vallahi öyle. Şimdi ben merak ettim. Bu Çağatay Bey'in gazeteli kanalına ilişkisi. Hani... Ha yok, o da saçma sapan bir haber canım. Kız bizim yardımcı yönetmenimiz. Ha anladım. Sonra şey yalan çıktı yani. Bir sıkıntı tabii. Yok. Yok, Çağatay gayet iyi. Sen beğenir misin Çağatay'ın Nur Hayat? Ay çok tabii. Sesi olsun, sanatkarlığı olsun, kendisi olsun bayılırız. Ay ne kadar güzel. Bir gün tanıştırırım istersen. Ay canım çok sevinirim. Hatta bir akşam yemek yiyelim. Sen, ben, Rıza, Çağatay Bey dördümüz. Bilmem yani rahat hisseder misin? Aa, aşk olsun Denizciğim. Geçmiş geçmiştir. Hani biraz ilişkik ettik falan ama artık herkesin yeri belli, şeyi belli. Olur böyle şeyler. Ya ne kadar güzel işte. Bravo, bence de. Aşkta ve savaşta her şey mübah. Değil mi? Canım. Vallahi yapalım biz bu yemek işini. Ay iptal etmek nereden çıktı Rıza'cığım? Ya ne yapacağız şimdi el alemine yemeğe gidip? Nur Hayat Allah'ını seversen ya. Deniz zaten her gün görüyoruz. Öteki herif her akşam yıllardır televizyonda bunların yüzleri eskidi Nur Hayat. Daha yeni yüzler yemeye çıkalım ya. Vallahi bak dışarıda bir sürü çocuk var ha. Konservatuvarı yeni bitirmiş böyle taze taze canavar gibi çocuklar ya. Ha illa sanatçılarla yemeğe gideceksek yapalım onlardan ortaya karışık bir numune. Onları yiyelim. Onlarla yiyelim. Ay olur mu canım? O kadar söz verdik beraber yemek yiyeceğiz diye. Ya Nur Hayat zaten bende gastrit var ya. Vallahi yemek yiyemiyorum. Azıyor asit yapıyor ya. Ondan sonra asit yağmuru oluyor. Vallahi çok tehlikeli ya. Ulan dünyanın bütün dengesini bozdular ha. Şu küvesini sunmayı falan bir dengelesinler tamam. Ondan sonra gideriz yemeğe. Sen böyle bilinç akış sayıkları biliyorsun da ben anlamayamıyorum ha. Deniz Hanım'a ayıp mı olur bizi beraber görürse? Hayır ya, niye? Ben öyle bir şeyden şey yapmam. Ayol, kızın umrunda değil Rıza'cığım. Yanında Küheylan gibi sevgilisi var. Hem saçaklı, 18 yaşında Kezban mı ayol? 35'lik dolito. O neler görmüştür, aşmıştır. Felin çemberinden geçmiş. O çember içine aslanları atlatmış. O felin çemberini hula hoop yapıp kalçasına çevirmiştir. Sen hiç merak etme. İki medeni çift beraber yemek yiyeceğiz tatlım. Belki de onlar iptal eder acım. Niye iptal edecekmişiz ya? Hayır ya, yani hani sizin şeyinizden dolayı, hani magazinciler sizi rahatsız etmesin diye ya. Yani siz şimdi ünlüsünüz ya. Biz de sizin yanınızda, biz de şimdi ünlüden sayıldık. Sayılırız yani, biz de ünlüden. Şimdi iki dakika kare fotoğraf çekecekler orada. Ondan sonra al başına iş, uğraş dur yani. Gazeteci olmayan bir restorana gideriz. Ne? Restorana? Restorana gidiyor. Yok artık, daha neler yani. Restorana... Ya bunun mutfağı temiz midir, pis midir? Bir personel ellerini yıkıyor mudur, yıkamıyor mudur? Yani bu restoranın bir efendim vejetaryen menüsü, diyabetik tatlısı, glutensiz ekmeği, bir laktozsuz sütü var mıdır? Zenci bu mutfağa gelse mesela, bu restorana gelse ne diyecekler? Siyahi mi diyecekler, zenci mi diyecekler, Afrikalı, Amerikalı mı diyecekler? Yok. Siyaseten ben sana söyleyeyim, doğruculuk çağında bütün bunların hesaplarının yapılması lazım. Uğraş dur bir daha yani. Yok vallahi stres diz boyu. Ben en istiyorum ki evde herkes kendi yemeğini yesin. Ahmet sana bir şey mi denetti? Ne gibi? İçki veya o tür. Yok. O zaman Rıza sen galiba Nur Hayat'ın yanında huzursuz olacaksın. Hayır ya, ne münasebet. O zaman Nur Hayat'ın Çağatay'la tanışmasından rahatsız olacaksın. Hayır. Tamam o zaman ya. Ben bıktım bunun hayatla aramızdaki gerginlikten Rıza ya. Gidelim dört arkadaş olarak yemek yiyelim, eğlenelim, güzel vakit geçirelim. Çok boşuna geriliyorsun bence. Ya! Görmedim, bakmıyorum. Kapıyı kilitlememiş midir Esra? Ay Deniz bilse ne olacak artık ya? Ne olacak ki? Korse! Daha yüksek yahu, daha yüksek. Ortadan duymadılar galiba sevgilim. 24 saatte giden göbek bu muymuş? Bu sırrı mezara götüreceksin Deniz. Söz ver bana. Veririm.
Ama bir şartla. Akşama bir yemeğimiz var. Çağatay yer olmadığı halde gastroda torpille yer buldu. Ah canım! Ah canım! Nasıl gidiyoruz? Çağatay Bey nerede ki? O geliyor geliyor. Direkt restorana geliyor. Hay maşallah. Nasıl gidiyoruz? Bastırmasında mı? Hayır ben karayolu diyorum ben. Hayır yani kim kimle? Ha kim kimle işte cümleten artık böylece hep beraber yani bence. Tamam. Hadi o zaman. Oldu. Denizciğim, siz Çağatay'la çok yakışıyorsunuz biliyor musun? Biz ikimiz. Ay vallahi bayılıyorum böyle, öyle değil mi Rıza'cığım? Ben vallahi yani yorum yok. Aa deli misin ayol, hiç dizide izlemiyor musun Fırat'la Yazgı'yı? Ha dizide. Ha dizide, o evet ya, evet vallahi çok. Bakar mısınız? Hesap alabilir miyiz? Arkadaşım bakar mısınız? Hesabı rica edebilir miyim? Şişt, kardeş. Alo. Koçum. Bir bakar mısın hesabı? Hemen Çağatay Bey. Biliyor musunuz ben de sizin ikinizin neyine hayranım. Arkadaşlığınıza. Arkadaşlığımıza mı? Evet. Arkadaşsınız çünkü. Biz. Evet. Yani her şeye rağmen o arkadaşlık var. Ha tabii. Her şeyin başı o tatlım tabii. Daha yemeğimizi bitirmedik. Hazır gelmişken bir şeyler daha söyleyelim değil mi? Pekala o zaman sevgilim, bize o gramı 100 dolar olan trüf mantarından getir. Deniz. Nurhayat. Baş yapıt yahu, baş yapıt. Canım. Evet. Şimdi ne yiyoruz? Rıza yemekten başı tuttu. Gözünü seveyim gidelim artık. Tırtır yapma Nurhayat ya. Tırtılamıyor kızcağız Rıza. Ay hakikaten yemek yemekten yıldık artık ya. Bak saat 1 oldu kalkalım gidelim ne olur. Deniz kalkacağız işte hep beraber. Sen de şimdi ortalığı velveleye vermesene ya. Ortalığı velveleye falan vermedi. Sen azıcık saygılar alsana o bir sanatçı. Boş ver Nurhayat'cığım, boş. Aa, vallahi sinirlerim Deniz'ciğim. Sinirler. Sağ ol abi. Hesap alabilir miyiz? Evet, kalkabiliriz.
Ben sizi nereden tanıyorum? Diziden herhalde. Yok. Nişantaşı'nda bir akraba var mı? Anneannem var. Saçları böyle uzun muydu? Evet. La ilahe illallah ya. O zaman hep paralel evrenler, kuantum fiziğine inanmak lazım. Ha ha ha!